Binlerce yıllık dünya mirası İstanbul'a indirilmek istenen bir darbe daha. Kanal İstanbul. 2012 yılından beri bölgede arsa toplayan ulusal ve uluslararası sermayenin dört gözle beklediği, Kuzey Ormanları ekosistemini ikiye bölerek geri dönülmez tahribatlara neden olacak, köylerin, tarım alanlarının, su havzalarının üzerine çökecek akıl dışı bir proje. Küçükçekmece Lagünü'nü ve Sazlıdere İçme Suyu Barajı'nı yok ederek Terkos Gölü'nün koruma sahasından geçecek, Marmara Denizi'nde yaşamı yok edecek, doğaya meydan okuyan bir yıkım projesi. TEM ve E5 karayollarının, demir yollarının bir kısmının sökülüp kaydırılmasına, 8 yeni köprü inşa edilmesine sebep olacak, yıllarca İstanbul trafiğini katlanılmaz hale getirecek bir yapboz projesi. Bu sırada Çatalca bölgesinin adaya dönüşmesiyle acil hallerde, deprem gibi olası afet durumlarında ulaşımın kör düğüm haline gelmesine sebep olacak enkaz gibi bir proje. Karadeniz kıyısını harfiyatla dolduracak, Yeniköy sahili konteyner limanı için, Karaburun sahili ise dolgu alanı için gözden çıkarılacak. Osmanlı'dan kalma köyleri atalık topraklarından edip, köylerin yerini lüks konut alanları, alışveriş merkezleri ve otellerin alacağı büyük bir rant projesi. Pandemiyle mücadeleye, deprem hazırlığına, esnafa, işsizliğe, eğitime, sanata ısrarla harcanmayan milyarlarca liranın bir çırpıda ranta doymayan müteahhitlere akıtılacağı insafsız bir proje. İstanbul'un ormanını biçecek, havasını kirletecek, suyunu tüketecek, gıdasını zehirleyecek, toprağını yok edecek akıl almaz bir proje. Gıda ve su kıtlığı yakın geleceğin en önemli stratejik konusu olacakken, su havzalarını, tarım alanlarını yok edecek, tarihi alanlarda tahribata neden olacak bu projede ısrar etmek, İstanbul'a, Türkiye'ye ve dünya mirasına ihanettir. Yaşama düşman bu projeye karşı hep birlikte sesimizi yükseltelim. Ya Kanal, ya İstanbul.